Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala Resulüne Muhammedin sallallahu. Şimdi bu derste neyi anlatacağız? İkinci şu anın nazmını anlatacağım ben. Ben bu derste çok iddialıyım. Bu ikinci şiayı bu şekilde nazmını bildikten sonra bakış açımız değişecek yani. Ben çok iddialıyım abi. Ve de ikinci şiayı hiç böyle anlamamıştık, görmemiştik diyeceğiz yani. Bunu diyeceğiz abi. Dersten sonra. Evet. Yürü Murat abi. Bu dersten sonra çok iddialıyım Fikret abi. Ne diyeceğiz abi? Abi. Şuracağız. Ve çok değişik bir ders oldu diyeceğiz yani. Ve de çok alimimizdeki şeyleri de izah edecek. Ve de şu, bunun da cevabını bulacağız. Osman abi Allah aşağı indirebilir miyiz abi? Hocam, şunu çok o kadar rahat göreyim derim abi. Şurada, bu Risale'nin kıymetini anlamak istersen, gördük değil mi? Başta bulunan ikinci ve üçüncü meyveyi, ahirdeki hatimeyi ve hatimeden iki sayfa evvelki meseleyi evvelce dikkatle okuduktan sonra tamamını teenniyle mütalaa eder. Şunu üstadın şu ifadesini, bu ikinci şianın nazmını bilmeyen birisi kesinlikle ne demek olduğuna cevap veremez abi. Kesinlikle yani. %100, 1 milyon. Ve cevap veremez yani. Ne bilmeye, bilmeyince? Şunu abi, bu Risale'nin kıymetini anlamak istersen başta bulunan ikinci neden Hüsa Hazretleri birinci meyveyi değil de önce ikinci ve üçüncü meyveyi okuyor. Sona kadar oku, sonra gel birinciyi oku diyor. Niye sonuna koymadınız onu? Evet, yani bu sıralamayı niye söylüyor? Bunun nazmını bilmeyen bunu anlayamaz yani. Ben şimdi yazınca o kadar farklı bir manası varmış ki herkes evet aynen öyle demiş diyecek yani. Nazmı derken yani dizilişini yani ne dizmiş? Mesela 3 tane makam var. Her makamın içinde de 3'er 4'er tane başlıklar var yani. Onunla alakalı bir durum yani burada söylemiş oldu. Şimdi bu derste ikinci şua ile alakalı noktayı nazarla ikinci şuanın nazmı diyebiliriz yani bu dersin başlığına. İkinci şua ile alakalı noktayı nazarla ikinci şuanın nazmı manesi. Şimdi ikinci şua Eskişehir hapishanesinin son meyvesi 31. lemanın ikinci şua Bismillahirrahmanirrahim 16 sene evvel Eskişehir hapishanesinde arkadaşlarımın tahliyeleriyle yalnız kaldığım bir vakitte şu an gayet acele pek noksan kalemimle sıkıntılı, rahatsızlık bir zamanda telif edildiğinden bir derece intizamsız olmakla beraber bugünlerde tavsiye ederken iman ve tevhid noktasında pek çok kıymetli ve kuvvetli ve ehemmiyetli gördüm. Şimdi ikinci şuaya Üssü Hazretleri Eskişehir hapishanesinin yukarı çıkabilir mi Osman abi? Bakın Eskişehir hapishanesinin son meyvesi demiş. Ve aşağıda da söyleyecek ikinci şuaya meyve diyor Sedat abi. Yani İkinci şua niye meyve? Evet. Bu sorunun cevabı şu. Şimdi çekirdek düşünelim. Ağaç düşünelim. Sonra meyve oluyor. Meyve ağacın tamamını ve çekirdeğe kalan olan kısmı içine alıyor meyve. Şimdi Eskişehir hapishanesinin son meyvesine iki şekilde bakabiliriz. Bir, bu ikinci şuada anlatılan meseleler Osman abi, Risale'de anlatılan hakaiki imane ve Kur'an, tevhidle alakalı, imanla alakalı bahisleri içine almış. O yüzden meyve denmiş yani. Abi. Yani tarikat ve imandaki gibi meyve değil. Evet abi. Bir Eskişehir hapishanesinin son meyvesi olduğu için Eskişehir hapishanesinde neler yazılmış Abdülkadir abi? 28. lema, 29. lema, 30. lema, 31. lema. Bu 31. levaymış yani ikinci şey. Yani Üssü Hazretleri'nin hayatıyla baktığımız zaman meyve, Eskişehir Hapishanesi meyveleri. 4-5 tane Risale'nin sonuncusu. Abi. Külliyetin genel baktığı zaman ikinci şeye neden meyve denmiş? Aşağıda ifade gelecek. Bu Risale'yi anlayarak okuyan imanını kurtarır diyor. Yani Risale-i Nur'daki imanla anlatılan meseleler var ya, evet onları içine almış. Meyve nasıl ki ağacın ve çekirdeğe kadar kısmını içine almış, ikinci şuanın meyve olması böyle bakabiliriz. İman noktasındaki şeyi içine almış abi. Şimdi şuradan okuduk biraz yukarı 16 sene evvel
Burası da önemli şimdi. İkinci şuayı anlamadan önce ikinci şuanın zeminini anlatıyor bize abi. 16 sene evvel Eskişehir hapishanesinde arkadaşlarımın tahliyeleriyle yalnız kaldığım bir vakitte. Evet. Yani bu saatte şimdi beni mahkeme görülüyor. Evet. Eskişehir hapishanesi ve mahkeme ve tahliye konuşuluyor. Allah Allah. Allah. Devam. Şu anda mahkemem var şu anda. Hmm. Şu saatte. İnşallah bu dersin hürmetine inşallah. Allah'a tedbir olsun inşallah. Çok tuhafına gitti şimdi. İkinci şuanın konusu ne? La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Şimdi Hüseyin Hazretleri diyor ki, abi şurası çok önemli. Arkadaşlarımın tahliyeleriyle yalnız kaldığım bir vakitte. Demek ki burada bizim anlamamız noktasında bir mana var ne? Tecerrüt lazım. Yani la ilahe illallah hakikatını anlamak için biz zemin yapma noktasında abi kesretten tecerrüt, fuzuliyattan, malayanetten tecerrüt ya. Hatırlarsanız vacibül vücudun vacibiyet tarafını anlatırken orada biz vacip tarafını anlattık. Mehmet abi meselenin bize bakan konunun iki başlığı var 20. mektupta. Vücut ve tecerrüt. Yani bizim tecerrüt hakikati bizde kesretten tecerrüt, fuzuliyattan, malayanetten tecerrüt bir kimse la ilahe illallah hakikatini anlayabilir. Neden Hüseyin Hazretleri diğer abiler, kardeşler varken mesela bu risale telif edilmemiş de yalnız kaldığım bir vakitte çok önemli. Ne kadar önemli yani? Çok. Hüseyin fuzuli bir şey yok. Abi. Kesinlikle yani. Hiç. Normalde abi diğer abiler hiç. Varken yaz diyebilirdi yani değil mi? Sıra ben bunu sen bunu nakledersin ama kanım kadar ben hissederim. Ha. Çünkü ben yalnız kaldım hücrede 3 ay. Bu yalnız kalıp da yazılanları deftere baktığım zaman şimdi hapishane defterime asla akılla yazılamaz. Sonra yalnız kaldığım vakitte sıkıntılı, rahatsızlık bir zaman. Bunlar da çok önemli abi. Sıkıntı. Evet, sıkıntı ve rahatsızlık. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın iki türlü tecellisi var. Cemali ve celali tecelli. Cemal de ondan, celal de ondan. Yani biz ekseriyetle, umumi olarak hem avami manada hem kendimiz İyilik güzelliklerde görüp, kemalatlarda, cemallerde görüp, celallerde sıkıntı yaşıyoruz yani. Cenab-ı Hakk'ın celali vermesinin nedeni, yani kaliteli insana celal verir yani. Mesela bakın çok önemli, bu ayetle sabittir. Allah bir insana cemal verecek veya kemal verecek. Önce celal olur abi. Birisi dedi ya ben anlamadım nasıl yani ayetle sabit? Bakın Rahman suresinde Zülcelali vel İkram. Hasan abi. Celal'den sonra ikram olur abi. Zülcelal vel ikram. Sıkıntılı, rahatsızlık zaman, tek başına kalmış. Yani bunlar la ilahe illallah hakikatinin bunlar zeminleri Mehmet abi. Bunları kaçırmamamız gerekiyor. Yani kendi şahsi hayatımız da böyle. Bir sıkıntı mı var, bir rahatsızlık mı var? Demek ki Cenab-ı Hak sana bir şey verecek yani. Bir hakikat inkişaf edecek. Böyle anlamak gerekiyor. Vücut nurları diyelim ona abi. Bize vücut nurları kazandıracak. O yüzden yalnız bırakıyor. Tecerrütler lazım, sıkıntılar lazım. Ki ben mahlukatın, esbabın Hasan abi kayıtlarından kurtulayım abi. O kayıtlardan kurtulmam için, yani ilahi hakikatların inkişaf etmesi için ben kayıtlardan kurtulacağım. Kayıtlardan kurtulmam kendi şey yapamıyor. Cenab-ı Hak o zaman celalle yapıyor. Sıkıntı veriyor, rahatsızlık veriyor. İlahi hakikatların zemini bunlar yani. O yüzden ikinci şuanın başına gelmesi çok enteresan. Mesela sıkıntı olduğu zaman ya böyleydi ya bırakın beni ya kendi derdime düşmüşüm onu düşünecek zaman böyle diyebiliyorsun. Ha. Görüyor musun? Sıkıntıyla her şeyi unutuyorsun kendine meşgulsun. Şimdi bakın şu üçü abi bugünlerde tavsiye ederken iman ve tevhid noktasında pek çok kıymetler. Bir, kuvvetli. İki, ehemmiyetli gördüm. Üç, bunun üçünün üzerinde duruyorum ben. Ne demek? İkinci şua, iman ve tevhid noktasında çok kıymetli. Bir, çok kuvvetli. İki, pek çok ehemmiyetli. Şimdi pek çok kıymetli demesi, şimdi kainatın en büyük hakikati neydi? İman. Risale-i Nur'un, şimdi kainatın en kıymetli hakikati iman. İngiliz kadar, Alman kadar bir insanın serveti olsa imanı kazanmak için sarf etmesi gerekiyor.
Yani şu an diyelim ki iman çarşıda bir yerde var, satılıyor yani, alabilirsen. Yani ben gidip onu almadıktan sonra, çünkü en değerli o. Ne yapsam ben zarar ederim Abdülkadir abi. Şimdi o kadar İngiliz kadar, Alman kadar bir insanın serveti olsa alacağı şeyi ikinci şuya kazandırıyor. Çok kıymetler dedi o. O kadar kıymetler. Kainatın en değerli şeyini sana veriyor Hasan abi. Üstadının kendi ifadesi. İkinci şuayı anlayarak okuyan adam bu kıymetler şeyi kazanıyormuş yani. Çok kıymetler de diyor, en değerli şeyi sana kazandırıyor ikinci şua. Çok kuvvetli. Çok kuvvetli demesi ne? Şimdi Risale-i Nur'un genelindeki hakaiki imaniye noktasında, tevhid noktasında bir kuvvet var ya, onun aynısı ikinci şuada var. Yani mesela Üstad Hazretleri, herkes her vakit Kur'an'ı okumaya muktedir olamaz. O yüzden Cenab-ı Hak ekser sureleri, ehemmiyetli önemli şeyleri küçük surelere dercekmiş, tekrar etmiş yani. Herkes her vakit Bakara suresini okuyamaz ama İhlas'ı okuyabilir, Kevser'i okuyabilir ve duayı okuyabilir değil mi? Zeytin suresini, Tin suresini okuyabilir. Oralarda dercekmiş. Şimdi herkes her vakit Risale-i okuyabiliyor mu? Genel anlamda bitiremiyor. O yüzden o Risale-i genelindeki o cazibedar, o kuvvet aynısı ikinci şu anda. Çok kuvvetli demesi o abi. Külliyatın genelini sana kazandırdığı o meratibi ikinci şua kazandırıyor mertebeyi. Kuvvetli demesi o. Ehemmiyetli demesi, ikinci şua çok ehemmiyetliymiş. Ehemmiyetli demesi de, bu da zaman itibariyle Sedat abi. Medreseler kapatılmış, mektepler kapatılmış değil mi? Ondan sonra ezanlar susturulmuş, harf inkılabı olmuş, Kur'an harfleri değişmiş. İmanı talim edeceğin, öğreneceğin, soracağın bir yer yok Osman abi. Ehemmiyetli demesi o. Bu zamanda ikinci şua çok kıymetliymiş. Kendisinin en büyük şeyini kazandırıyor. Çok kuvvetli. Lisanın genelindeki o kuvvet var. Çok ehemmiyetli. O da zaman itibariyle. Yani imanı talim edeceğim. Mesela bu kainat kimin nurundan yaratılmış? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Diğer herhangi bir peygamberin nurundan yaratılsaydı o zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, değil mi? Veya o peygamberden daha cami mahiyetteki insanlara dar gelir miydi, gelmez miydi Abdülkadir abi? Dar gelirdi abi. Bu Risale-i Nur, Kur'an-ı Kerim'in en güzel tefsiridir ya. Yani orada cari olan her şey Risale-i Nur'da da cari. Evet. Öyle mi? O zaman şu çok kıymetli, kuvvetli ve ehemmiyetli, evet, icaz. İcaz ve icazın karşılığı mı oluyor acaba? Yani bir cilvesi diyebiliriz. Mesela yani çok kıymetli, kıymetli anlatırken mesela, evet, o icaz. Evet, Kur'an-ı Kerim bu zamanda nurunu Risale-i Nur olarak neşrediyor. Risale-i Nur Kur'an-ı Kerim'in elinde barika asa elmas bir kılıçtır. Kur'an-ı Kerim kendisine gelen şek ve şüpheleri bu kılıçla muhafaza ediyor böyle. Bunun gibi Risale-i Teklif var mesela, 13. lema, 30. söz, evet, 2. şua, 24. mektup, 24. mektup, kaç tane? Evet. Böyle çok kıymetli, Radile, kuvvetli, evet, ehemmiyetli görmüş yani. Evet, aynen. Evet. Yani herkes her vakit lisanın tamamını okuyamaz yani. Meşgale çok, afaki işte. O kuvvet bir yerde derc edilmiş. 2. şua gibi 7. şuada da bu hasiyet var. Kainattan halkını sor. Şey söylüyordu, yüksek geliş derin diyor. Evet. 24. mektup. Aynı değil abi, evet, kesinlikle. O yani şeye göre bir genişliği, bir derinliği varmış yani. O yüksek geliş derin var. Bak, 3 tane de burada. Kıymetli, kuvvetli, emin. Evet. İkinci şua böyleymiş. Çok ilginç bir risale. Evet. Sahip Börse. Allah-u Ehad ismi azamına dair 7. nükte-i azam ve 6 ismi azamın 6 nüktesinin 7.'si. Şimdi neden Allah dememiş de Allah-u Ehad demiş? Şimdi burada noktayı nazarlar olabilir. Şimdi 30. lemada 6 tane isim var. Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddüsün. O 6 ismin 7.'si bu 2. şey. Allah-u Ehad. Şimdi bir vahidiyet var. Ehadiyet var. Vahid ve Ehad isimleri var. Ehadiyet vahidiyeti içine almış. Yani umumi tecellinin bir yerde gözükmesi ehadiyet değil mi? Şimdi ehad demek, yani
30. lema ile beraber düşündüğümüz zaman ehadiyet nasıl ki umumi tecellinin bir yerde gözükmesiydi, o zaman Allah-u Ehad bütün Esma-i Hüsna'nın kendisinde gözüken bizzat anlatılıyor burada abi. Böyle çünkü herkesin meratibi farklı olduğundan dolayı aşağıda bir cümle anlayarak okuyan imanını kurtarır. O zaman cüziyet ve külliyet noktada ikinci şu iman ve tevhidin bütün meratibini barındırması gerekiyor. O zaman bütün meratibi barındırması gerekiyorsa bütün evsafı içine alması gerekiyor ki hariçte bir şey kalmasın yani. O yüzden Allah'u ehad denmiş yani Osman abi. Allah dememiş sadece de Allah'u ehad yani. Altı ismi azamın altı nüktesini yedisin. Otuzuncu şimdi ismi azam ikiye ayrılıyor. Bir mahiyet-i nefs-i emniyedeki ismi azam. Bir de inkişafat-ı kalbiye ve ruhiye göre ismi azam var. Mesela Geylani Hazretleri'nin inkişafat-ı terakkiyatı Hay isminde. İşte İmam Rabbani Hazretleri'nin Kayyum isminde değil mi? Bir de hakikaten bir ismi azam var. Mahiyet-i nefs-i emniyedir yani. Abi. Şimdi o 30. lemadaki ise evet ismi azam. Neye göre ismi azam? İnkişafata göre olmuş yani. Üssü Hazretleri ile bakın İmam Ali radıyallahu anh'ın sırası aynı değil. Birisi fertten başlarken biri Kuddüs'ten başlamış. Yani birisi ferdi birinci derecede azamiyet derecede görürken diğeri Kuddüs'ü görmüş. Yani sıralama da önemli. Zamana göre görülmüş yani öyle diyelim. İmam Ali radıyallahu anh zamanında o isimler azamiyet derecede gözükmüş. Bu zamanda bunlar ön planda olmuş. Azamiyet derecede görülmüş. Bir de mahiyet-i nefs-i emniyede gizli bir ismi azam var. O da havasa bildiriliyor. O gizlidir. Beyazlı Bistami Hazretlerine sormuşlar. Demişler ki bize ismi azamı söyler misiniz Hasan abi? Demiş ki siz bana ismi asgarı söyleyin. Ben size ismi azamı söyleyeceğim demiş. Yani siz bana küçük bir isim söyleyin, ben size büyük ismi söyleyeceğim demiş. Yani bütün isimler büyük ama neye göre büyük yani? Halkiyet noktasından bakarsan halık ismi büyük değil mi? İşte müzeyyenat noktasından bakarsan müzeyyen ismi büyük yani. Hangi noktadan bakılıyor? İşte İmam Ali radıyallahu anh altı noktadan altı ismi görmüş yani. Lisanın o kadar ismin vazır ki ismi Rahim, ismi Hakim, ismi Bedi değil mi abi? İsmi Müzeyyen, ismi Mülevven. Bunlar külliyatta mazhariyetler yani. İhtar. Bu risale benim nazarımda çok mühimdir. Çünkü içinde çok mühim ve ince olan esrar-ı imaniye inkişaf ediyor. Bu risaleyi anlayarak okuyan adam imanını kurtarır inşallah. Evet. Bu risaleyi anlayarak okuyan adam imanını kurtarır inşallah. Şimdi bu ikinci şua uzun olduğu için ben şimdi buraya nazmını yazacağım. İkinci şuayı anlaşılmasına böyle vesile olacağını düşünüyorum yani Mehmet abi. İkinci şu an. Çünkü uzun bir risale cüziyet ve külliyetini bilmek gerekiyor ki ben anlayayım yani. Bir yere kaçırdığın zaman anlamak biraz müşkilleşiyor yani. Muhatteşsüf ben burada kimseyle görüşemediğimden kendime temiz edip yazdıramadım. Bu risalenin kıymetini anlamak istersen. Bunu öğreneceğiz şimdi. Göreceğiz. Başta bulunan ikinci ve üçüncü meyveyi. Bak biri atladı Mehmet abi. Bunun bir manası var yani. Niye atladı? Ve ahirdeki hatimeyi ve hatimeden iki sayfa evvelki meseleyi evvelce dikkatle okuduktan sonra tamamını teenniyle mütalaa. Şimdi ikinci şu anın konusu Allah'tan başka ilah yok. La ilahe illallah. Şimdi Hüsnü Hazretleri bunu anlatırken abi şöyle yazayım. İki, üç yazayım. Üç makamda anlatmış. Bu la ilahe illallah. Birinci makamda üç tane meyve var. İkinci meyve. Üçüncü meyve. Şimdi birinci meyvede Allah anlatılmış. İkinci meyve efendim kainata bakıyor. Üçüncü meyve insana bakıyor. Ben şu ikisini değil de şunu yazayım hemen. Allah'a da üç yani la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yok hakikaten. La
Kainata bakınca kainat nasıl gözüküyor Hasan abi? La ilahe illallah hakkatıyla insan ve zihayetler nasıl gözüküyor? O anlatılmış. Bu birinci meyvede Allah, la ilahe illallah hakikati. Allah'ı nasıl gösteriyor? Allah nasıl biliniyor? Allah'ın cemali kemali nasıl biliniyor? Bunu üç başlıkta anlatmış. Bir, cemali ilahi, kemali rabbani, azamet-i kibriya. Tahta küçük olduğu için bunları yazmayacağım. Azamet-i kibriya, celal-i sübhani, saltanat-ı mutlakayı, rububiyet-i samadaniye. Sonra şahsiyet-i ilahiye, İlahiye, ehadiyet-i Rabbaniye, Rabbaniye, temerküz-i esma, Vahari Rahmaniye dedi. Sima-i manevi, İmai Rahmani, Teayyün, Teşavvüs. Şimdi La İlahe İllallah ile kainata bakınca Allah'ın neyi gözüküyor? Cemali gözüküyor, Kemal-i Rabbani gözüküyor, Azameti gözüküyor, Kibriyası gözüküyor, Celal-i Sübhani gözüküyor, Sabediyeti gözüküyor. Bir şahsiyet-i ilahi, ehadiyet-i Rabbani'ye, temerküz-i esma, manevi sima-i rahmani, teşahhüs ve teayyün. Normalde bu üç tanedir. Ben şimdi böyle yazdım abi. Şu, yani bu la ilahe illallah hakikaten. La. Kainata bakınca kainat nasıl gözüküyor, insan nasıl gözüküyor, Allah nasıl gözüküyor? Birinci makamda üç meyvede bu anlatılmış. Allah'ın cemal-i ilahisi, kemal-i rabbanesi, rububiyeti, azamet rububiyet demek, kibriya uluhiyet demek. Samediyeti, la ilahe illallah ile bakınca bunlar gözüküyormuş yani abi. Üç başlık. Şu bir, şu iki, şu da üç. Bu üçüncüsüne muhatabiyet diyebiliriz. Abdülkadir abi, şuraya. Şimdi ikinci ve üçüncü meyvede kainat ve insan anlatılmış. Peki ikinci makamda ne anlatılmış? Şimdi birinci makamda la ilahe illallah hakikatını üç tane meyve olarak Allah, kainat ve insan olarak anlattı. İkinci makamda ise birinci meyvede anlatılan, burada muktaziler var. Birinci makamda anlatılan üç tane meyvenin Allah canibinden delilleri anlatılmış. Bunları yazacağım ben şimdi. İkinci makamda? Birinci muktazi mi? Bir muktazi... Yok abi şöyle, muktaziler yani... Ha. İkinci makamda üç tane muktazi var. Üç tane. Şöyle yazayım ben onları. Üç tane muktaziyle birinci makamda anlatılan üç tane meyvenin Allah canibinden delilleri anlatılmış. Yani sen böyle diyorsun, la ilahe illallah ile muhatabiyet olur. Allah'ın samediyeti gözükür, azamet kibriyası olur, cemali gözükür, kemal rabbani gözükür, teayyün ve teşahhüs olur. Bunun Allah canibinden üç tane delili anlatılmış Mehmet abi ikinci makamda. Buraya ben yazayım onları. İki abi. Tahtamız küçük ama. Evet yazıyorum ben. Şuraya yazayım. Her şeydeki vahdet. Buraya yazayım vahdet. Evet. Yok, pardon bu değil. Bunu yanlış eksik yazdım da abi. Şöyle, bu değil. Şuradan. Şuraya yazayım ben. Hakimiyet, onu yanlış yazdım. Hani? Hakimiyet. Amiriyet. Evet. Azamet. Kibriya. Kemalat. Yani
birinci makamda üç tane meyvede anlatılan efendim meselelerin Allah canibinden birinci delili hakimiyet, amiriyet, azamet, kibriya, kemalat hakikati. İkinci delili vahdetteki vücubiyet. Vahdetteki vücubiyet. Şirkteki müşkilat. Şirkteki müşkilat. Evet. Şirkteki müşkilat. Üçüncüsü de hilkattaki kolaylık. Şimdi birinci makamda anlatılan meselelerin Allah canibinden delilleri hakimiyet hakikati, amiriyet hakikati, kemalat hakikati delilleri bunlarmış. İkinci delil vahdetteki vücubiyet, şirkteki müşkilat, Allah canibinden üçüncü delil de hilkattaki kolaylık. Yani Cenab-ı Hak yaratırken dev gibi bir cismi yaratmasıyla küçük bir şey yaratması aynı kolaylıkta oluyor. Bu burada anlatılan üç tane meselenin deliliymiş Hasan abi. Burada da zihaya. Üçte neymiş abi? Hilkattaki kolaylık. Çözüme kafam geçti tamam. Delil ve hüccetler. İkinci makamı Üstad Hazretleri muktazi demiş. Muktaziler Allah'a bakıyor. Üçüncü makamı da şuraya yazayım. Delil ve hüccetler, alametler demiş. Üçüncü makam. Zihayat ve insan. Canibinden. Zihayatlar canibinden delil ve hüccetler, alametler anlatılmış. Üçüncü makamda. Şuraya yazayım ben. Neymiş onlar? Zihayat ve insan. Evet. Her şeydeki vahdet. Şuraya her şeydeki nizam. İntizam. Evet. Yazayım. İnsicam. Üçüncüsü de abi. Her şeydeki, şuraya yazayım. Teavün. Tesanüt. Evet. Tedahül. Şimdi buraya yazdım ben. Bu üçüncü makamda zihayat ve insan canibinden alamet ve hüccetler, deliller. Şimdi birinci makamda La ilahe illallah hakikatiyle beraber insan nasıl gözüküyor, kainat nasıl gözüküyor, Allah nasıl gözüküyor? Bu anlatılmış. İkinci makamda, birinci makamda anlatılan üç tane meyvenin Allah canibinden delilleri anlatılmış Mehmet abi. Amiriyet hakikati, hakimiyet hakikati, azamet hakikati, kibriyet hakikati, kemalat hakikati bunların bu şekilde gözükmesini iktiza ediyor yani. Böyle olmasını gerektiriyor bu deliller Allah canibinden. Bu meseleler, bu üç tane meyvenin böyle olmasını istemiş yani. Allah'ın kainattaki bu tecellisi yani. Allah'ın böyle yapmak istemesi yani. Yaparak öyle meyveler ortaya çıkmış. Yani o üç tane o meyveleri netice vermiş. Yani bu kainatta var abi bunlar. Tamam. Bunlar bunları iktiza ediyor. İnsanın böyle olmasın. Mesela kainatta bir kemalat hakikati var. Kemalat hakikatiyle beraber insanın bakıyorsun ki en kemal insan. Değil mi? Allah katında muhatap olması gerekiyor, en nazdar olması gerekiyor, en nazarın olması gerekiyor. Yani bunlara bakarak abi Allah canibine bu meselelerin böyle olması gerekiyormuş yani. Veya bu meselelerin böyle olduğunun Allah canibinden delilleri ne? Bunlar. Mehmet abi. Bu üçüncü makamda da hüccet ve alametler var. Üçüncü makam zihayette insan canibinden. Bu birinci makamın delilleri. Yani ikinci makam Allah canibinden deliller ve hüccetler. Efendim üçüncü makam da zihayatta insanlar canibinden deliller ve hüccetler abi. Yani sistemi birinci makamda sistemi kuruyor. Evet. Tamam sistemi yapmış masaları evet. Kurmuş. Şimdi bunu böyle Allah canibinden evet. Öyle olması gerektiğini delil yapıyor.
Sonra insan canibinden de bakınca onlar olması gerektiğini... Yani ziyarette insan canibinden abi. Şimdi böyle olduğunu anlattı bu. Sonra bir hatime var. Hazar bir hatime geliyor. Hatimede ne anlatılıyor? Bu hatimede anlatmış olduğu meselenin geniş izahı şualarda 9. şuadır. Yani iman hakikatları, bir iman hakikatinin delilleri, diğer iman hakikatinin de delilleriymiş Abdülkadir abi. Yani Allah'a imanın delilleri, peygamberlere imanın da delili. Meleklere imanın da delili. O yüzden ben mesela 5 tane iman esasını kabul ediyorum. Birisini kabul etmiyorum. Bu yanlışmış yani. Kabul eden hepsini kabul edecek çünkü aleminde delil var. O delil diğerlerinin de delili. İnkar eden diyebilir ki ben hepsini inkar ettim derse inkarı makbuldur yani. Niye peki inkar ediyor? Üstadımız söylüyor, gözünü kapatıyor diyor. Mesela Süleyman sen gözünü kapat. Ben diyorum ki burası aydınlık. Bu gözünü kapattığı için diyor ki, nerede aydınlık abi ya? Burası karanlık. Gözünü kapatmış. Şimdi ben adamın kendi aleminde delili var. Diyorum ki o delil, bak sen Allah'ı tanıyorsun, peygamberi inkar ediyorsun ama senin Allah'ı tanıdığın delil, peygamberlere imanın da delili yani. Meleklere imanın da delili. Yok ben kabul etmiyorum. Gözünü kapatıyor yani. Yoksa iman hakikatini inkar etmek kolay değil. Yani hepsini inkar etmek çok müşkül yani Osman abi. Birini inkar edebilmesi için hepsini inkar etmesi gerekiyor. Hepsini inkar edemeyen birini inkar edemez yani. Eden var o zaman Adem'i kabul. Kabul Adem devreye giriyor yani. Şimdi bu hatimede ne anlatılmış? Bu anlatılmış. Yani La ilahe illallah hakikati diğer 5 iman esasını iktiza ediyor. İman esasını iktiza ediyor. Hatimede bu anlatılmış Hasan abi. Yani Allah'a iman, La ilahe illallah hakikati peygamberin olmasını gerektirir. Kitapların olmasını gerektirir. Meleklerin olmasını gerektirir. Ahiretin olmasını gerektirir diye hatimede bir sayfada bunu anlatmış. Şimdi şu cümleyi anlayalım abi. Şimdi dedi ki sen önce ikinci ve üçüncü meyveyi, ahirdeki hatimeyi oku. Bir de hatimeden iki sayfa evvel ne var? Orada da Hüsnü Hazretleri cemal ve celal dengesini anlatmış. Hatimeden iki sayfa evvel abi. Şimdi diyor ki sen önce ikiyi üçü oku. Sonra bunu oku. Sonra gel biri oku. Hasan abi. Bu ne demek? Yani sen önce Allah'ın kainatını tanı. Nasıl yaratmış yani? Kendini tanı. Ve bunun delillerini oku. Sistemi bir gör. 6 iman esasını nasıl iktiza ediyor? Allah nasıl bir denge kurmuş? Ondan sonra gel buna bak yani. Ha şimdi ben sadece buradan bakıp okusam gene istifade edemem. Fakat ikinci şuanın anlaşılması için bu tasnifi yapabilmek gerekiyor. Yani şu sistemi tanımak gerekiyor. Allah kainatı ve efendim kainatın zatını, mahiyetini nasıl yaratmış? Ondan sonra insanı nasıl yaratmış mahiyet içerisinde? Bunun Allah canibinden delilleri, zihayatlar canibinden delilleri ve bunlar 6 iman esasını nasıl gerektiriyor? Ona anlatılmış. En sonunda bir daha münacat var. Bu münacat niye buraya gelmiş? Hani Üstad Hazretleri iman duayı vesile-i kat'i iktiza eder diyor abi. Bu ikinci şerhi okuduğumuz zaman bu şekilde cüziyet ve külliyet noktada anlayarak okuduğunda imanı kurtarıyor ya. O iman duayı iktiza ediyor yani. İman duayı vesile-i kat'i iktiza eder. O yüzden buraya münacat koymuş yani Mehmet abi. Bakın peygamberlerin içine düştüğü durumu düşünelim. Yunus Aleyhisselam, vah ya ben buraya nasıl düştüm ya, ben buraya düşen adam mıydım dememiş, değil mi? Hemen bu münacat geliyor abi. Ben de bu sistemde bir zatı tanıdım. Ne gelecek o zaman? Hem Risale'nin sonunda münacat var, hem ikinci şuadan sonra, üçüncü şuaya münacat. Böyle cüz'i ve külli, mükemmel bir dersten sonra münacatın gelmesi çok güzel olmuş yani. İkinci şuanın nazımı özellikle abi şu, ikinci ve üçüncü meyveyi okumak. Yani kainatı ve insanı tanıyan bunları anlayabilir abi. Şuna. Allah'ın cemalini görebilir, kemalini görebilir, azametini görebilir. Burada muhatabiyet anlatılmış. Şu şahsiyet, ilahiyet, teâlim ve teşahhus var ya. Allah'ın bizde
Benimlenmesi nasıl olacak? Allah'ın cemalini ve kemalini gören, azametini, kibriyasını, celalini gören Mehmet abi, Allah'a muhatap olabilir. O kimsede muhatap olması nispetinde teayün ve teşahüs olur. Ben Allah'ın cemalini görmedim, kemalini görmedim. Yani kayıtlar var. O zaman o teayün ve teşahüs tam olmuyor yani. O zaman ne olmuş oluyor? Kendi Rabbi. Değil mi? Kendi sani, kendi maliki yani. Murat abi, o şeyde şimdi birinci makam, üç meyvede üstad sadece birinci makamın ikisini, üçünü oku diyor. Evet. Sonra atla ikiyi, üçüncü makamı, hatimeyi mi oku diyor, yoksa oraları da mı oku diyor? Abi öyle. İkinci, üçüncü meyve, ahirdeki hatimeyi bak. Ahirdeki hatime yani tamam, sona kadar oku. Oradaki atlamak manası mı? İki, üçü oku, git direkt hatimeyi oku. Hatimeden evvel iki sayfa oku, sonra tamamla oku. Yani öyle de diyebiliriz yani metinde, ama arada ifade olması gerekiyor. Yani öyle anlaşılıyor. Sizin dediğiniz gibi de olur abi. Yani sen öyle mi? Hangi, sen nasıl düşünüyorsun peki? Yani sizin dediğiniz öyle değildir demiyorum. O da var yani. Ama bu sisteme bir okuyup ondan sonra gelip buna bakmak diye, Allah'a bakmak yani. İkinci şura Allah'ı tanıttırıyor. Bütün evsaf-ı ilahiyeyi, Esma-i Hüsna'yı kendine gösteren bir zat. Ehadiyeti değil mi? Abi. Belki öyle deyince daha farklı bir şey çıkar mı Nazım abi? Ne gibi abi? Yani oradaki 2-3 Fatime, Fatime'den evvelki 2 sayfa, sonra tamam. Yani o zaman 2'yi 3'ü okuyacağım. Bu delilleri falan okumazsak biraz zor oluyor gene abi ya. Yani arada şey var yani. 2'de 3'te tam nasıl anlatıyor? Orayla ilgili detay vermedin ama. Abi tam meyve olarak mı? 2, 3, 4, 5? Burada nasıl maddeler var? Yani makam olarak mı? Meyveyi diyor. Ha doğru diyorsun. Aynen öyle diyor. Osman abi. Burada şimdi nasıl maddeler var? Mesela tevhid de vahdet de cemal-i ilahi kemal-i rabbani tezahür eder. Bir. Hem azamet-i kibriya celal-i sübhani, Allah'ın samedeti tezahür eder. 3. Muhatabiyet, teallü, teşahüs tezahür eder. Yani la ilahe illallah hakikatiyle Allah'a baksan bunlar tezahür ediyor. La ilahe illallah hakikatiyle kainata ve insana baksan neler tezahür ediyor? Çok madde var. Bir 10 tane madde bunda var, bir 10 tane madde de bunda var. La ilahe illallah hakikatiyle insana baksan, kainata baksan bir 10'ar tane maddesi var. Şimdi abi şöyle bir okuyalım. Birinci meyve daha bu. Bu birinci meyve abi. 1, 2, 3. Şöyle bir okusak ben istifadeye medar olacağını düşünüyorum. Yani la ilahe illallah hakikatinin 3 tane meyvesi var. Birinci makamda bunlar anlatılmış. İkinci makamda Allah canibinden muktaziler, deliller anlatılmış. Üçüncü makamda zihayat ve insan canibinden alametler ve hüccetler, deliller anlatılmış. Sonra bu anlatmış oldukları diğer 5 iman esasını iktiza ediyor. Hani Allah'tan başka ilah yok dedi. Kim sana söyledi? Bir peygamber olacak. Gelecek insanlara nasıl aktaracak? Kitaplar lazım. Değil mi? Bunu gerektiriyormuş yani. 6 iman esasını iktiza ediyormuş. Sonra evet sen öyle diyorsun ama kainatta musibetler var, belalar var. Cemal, celal dengesini bilmek gerekiyormuş yani. Abi. Ondan sonra bunları sana böyle bir tanıttı. Gel sonra bunu oku diyor. Biri oku diyor. O zaman daha şunlar anlaşılır yani Hasan abi. Değil mi? Şöyle bir sistemi, şu an bizim sıkıntımız da sistemi, olay ve hazırlığı tam tanımlayamıyoruz yani. Bir kayıt koyuyoruz. Halbuki o bizim kayıtladığımız, Cenab-ı Hakk'ın celaline bakan tarafı var, samediyetine bakan tarafı var, değil mi? Teayyül ve teşahüse bakan tarafı var. Mesela Allah, Rahmandır, Rahim'dir, Atuf'tur, Hennandır, Mennandır, aynı zamanda Kahhardır. Cabbardır, müntakimdir, ders verendir yani. Hikmet aldırandır. Ben bunları karıştırıyorum birbirine yani. Bu tasnifi yapamıyorum. Yapamadığın zaman o zaman kayıt koyuyor. O zaman diyor ki sen bir sistemi bir tanı. Bu sistemi şöyle bir tanı. Ondan sonra gel biri oku yani. Hani anlayarak okuyan dedi ya abi. Anlayarak ne demek? Bu işte yani sistemi tanımlayıp ondan sonra gelip biri okumak yani. Bir de insan var, ondan mı en son? Yok, bir de Allah var yani. Şöyle ne desek nasıl olur abi? Oradaki metne göre. La ilahe illallah hakikatini tamamlamak için ilk önce kainat ve insana bakman gerekiyor. Ki zaten tamam, kendindesin. Tamam. Bunu baktıktan sonra hatmeye git. İman esaslarına. İman esaslarına. Sonra Celal, sen öyle dediğin için evet, hatırlamıyorum. Orada öyle yazıyor. Bunu anladıktan sonra
Evet. La ilahe illallah hakikatinin bütünlüğünü anlama şeyine başlayabilirsin. Birinci mertebe bu. Ondan sonra hem Allah hem kainattaki delilleri ve hüccetleri de artık görebilirsin. Yani söylediğinden değil de olur yani. Metne göre öyle gibi bende evet. Geldi biraz. Ama metne aradaki ifade de bunlarda olduğu gözüküyor. Ben öyle görüyorum yani. Şimdi sonunda deseydi ki birinci makamı bir daha oku deseydi o daha diyecekti ki atlayamazsın mecbursun. Ama burada diyor ki en sonunda diyor tamamını oku diyor. Abdülkadir abisi ne diyorsunuz? Evet abi Osman abi ne diyorsunuz? Hasan abi sen abi. La ilahe illallah şeyine göre sanki kainatta insana bakan la ilahe terk şeyler ondan sonra illallah'a geldi gibi oluyor abi. O zaman ona da uyuyor. Allah ne değildir yani. Evet. O değil yani, o da görücü. Allah nedir? Allah nedir dersen çok uzun. Neye benziyor? Mesela Kur'an'da neler neler yani la tusu sayamazsın. Haramları sayınca haramlar azdır. Resmi var. Şimdi burada olumsuzlamayı yapıyor. Allah nedir? Çok uzun. Ama ne değildir? Olumsuzlamayı yaptıktan sonra yani demek ki mesela anlatılan o şey derse de misal olmuş oldu. Misal oldu. Evet. Çok misal oldu. Allah la ilahe illallah. Zaten sen bir daha söyle anladığını, bir de sen nasıl anladın? Dediği de tam oldu bence. Evet. Şimdi şu metinden, yani metni bir daha şöyle yapalım, şöyle işaretleyerek. İşaret, Şimdi şu, burayı hani burayı işaret ediyoruz. Şimdi üstad ne dedi? Anlamak istiyorsan bu işi, başta bulunan ikinci, üçüncü meyveyi, ikinci meyve kainat, üç insan. İkinci kainat ve insana, la ilahe illallah hakikatine bak, oradaki işte onar tane dediğin, şeyleri tefekkür et, bak. Ondan sonra git Hatime'ye bak. Hatime'de de diğer beş iman esasını bu la ilahe illallah'ın iktiza ettiğini de fark et. Evet. Sonra Celal Cemal Cengiz dengesinin ne olduğunu anladıktan sonra gel dedilere Allah'ın la ilahe illallah hakikatine. Yani la ilahe illallah yap. Biraz bu sari oluyor. Ama seninkisi dediğinde çok farklı şöyle yani. Yani senin dediğin metin. Metin. Ben tabii evet. ben şu an bilmeyerek yapıyorum. Ama yani. Arada şeyin olduğunu düşünüyorum yani. He. Şimdi seninkisi bak nasıl olur. Şu var ya şu meyve. Şu meyve. Evet. Bu meyve demişse buradan çıkamazsın. İkinci ve üçüncü meyve. Hakikaten niye külliyata uyuyor biliyor musun? Allah beni tanı diyor ya. Evet. Nasıl tanıyacağım ya Rabbi? Kendini tanı. Yani varlık da çıkıyor ya. Ya mesela ayet-i kübra birinci mertebesi şeydir. Afakidir. Sonra insanla enfusi buluyor. Afaki ve enfusi cem edip ondan sonra Allah var. Sonra güneşi güneşten sonra geliyor. Yani biraz bu... Burada şöyle olsaydı... Peki seninkisi nasıl oldu biliyor musun? Evet. Seninkisi ilk önce sen ne yaptın biliyor musun? Allah-u Alem anladın. Bizim dediğimiz gibi metin gibi yaptın. Daha biraz daha arkadan bakarak 2 ve 3'ü Hatime'ye sonra oku, 1'e meyvelere böyle bak. Biraz da daha arkadan. Biraz daha derin olur. Evet derin olur. Şöyle, ifade şöyle olsaydı daha sana yakın olurdu. Üstad deseydi ki işte 2, 3'ü Hatime'den evvelki meseleyi evvelce dikkatle okuduktan sonra birinci meyveyi teendiyle, mütalayla deseydi o zaman zaten 2, 3'ü okumayacak mıyız? Zaten Hasan abi geçen ders yaptı dedi ki Kur'an-ı Kerim'de mesela bazı ifadeler var, bazı ifadeler hayale havale eder dedi. Evet, değil mi? Çok şeyleri, lafı uzatmıyor ki muhatabı oradan istifade etsin. Seninkisi daha arkada. Yani ben o tarz bir şey anladım oraya. Evet, doğru. Ama sizinki söylediğiniz değildir demiştim. Bu şey, umumi yol. Evet. Seninkisi daha arkaya geçti. Yani o zaman şöyle, hani azamet kibriya lüzumlu bir perdedir diyor ya abi. Hı-hı. Yani mesela o perdenin... Çapı çok önemli. Yani perdenin büyüklüğü o bizim alemimizde çok oturmalı diye. Yani ne kadar büyüklüğü benim dediğim gibi olursa o zaman çok büyüklüğü olmuş oluyor. Yani evet. Şu ikinci şey neydi? Ne yazmışsın? Madem mi diyor? Hangi şu mu? Ha. İkinci makam. Ha. Muktaziler Allah canibinden birinci makamda anlatılan meyvelerin delilleri Allah canibinden. Muktaziler. Mesela hakimiyet, amiriyet, azamet, kibriya, kemalat. Şu üç tane meselenin bunun dediği gibi olmasını iktiza ediyormuş. Ne diyor biliyor musun bu? Evet. Bir külliyat okumuş, hazmetmiş, kabullenmiş bir insanın bakış açısı. Evet.
Yani çünkü Allah canibinden nasıl bakacağım? Allah yok aleminde. Yani zaten birinci insana niye okutturmuyor meyveyi? Evet. Allah. Allah'ı neyle bileceksin? Allah'ı Allah ile bilemezsin. Allah'ı kainatla bileceksin. Sonra Allah kendinle, kendini tanı, kainatı tanı, kainattaki sanatı seyret. Yani ne kadar uyuyor? Şu meyveyi kastediyorum. Mesela bunu okuma diyorum. Evet, 2-3 oku diyor. Bunu şahit olduğuna, çünkü insan hiç kendisini görmez ki gündelik hayatta. Hep orayı görür. Hep orayı görür. Kainata bak diyor. Tamam mı? Hayat da. Afaki sonra enfüse. Ondan sonra afaki sonra enfüse döndün mü? Kendine döndüm. Aa bu kainat bana bakıyor. Merkez benim. Ama sen nasıl baktın biliyor musun? Allah'a hale adet, senin aletini sen oluyorum da hissediyorum. Sonra dönüp buna bak diyor. Evet. Tamam. Sen şöyle yaptın. Evet. Bunu koydun. Evet. Külliyatın umumi bir ihata yaptın. Ya yani bunu koydum. Bunu komple ben bir meyve yaptım. Üç meyveyi bir tek meyve yaptım. Bunu koy. Allah kendine. Şimdi ben burada böyle bir Allah, külliyatın gözüyle bir Allah, külliyatın gözüyle kainatta buna bakayım. Evet. Biraz çok fazla oldu geriye. Evet. Ama bu umumi bir yol. Ve salih şey ifade. Ama tebrik ediyorum. Bak şimdi böyle tasvip etmesi. Ne kadar abi. Bakın biz şimdi daha içerini, bunun kendisi ayrı bir ders. Tek tek ders yapılması lazım bir mevzu. Şu cümleyi anlamak için ben yani hem iki şu an bir evet, noktayı alalım. Çok önemli bu yani. Şurası, çok. İfadelerin abi boşuna olmadığının bir delili yani. Çok harika. Çok kanı. Yani niye yazmış bunu? Çok. Yukarıdaki ehemmiyetli, kıymetli olması bak ne kadar önemliymiş yani. Yok. Yani mesela ben ders yapıyorum. Ben de mesela biz insan enfosyosel ama Murat'ın harika tebrik etmemek mümkün değil. Yani Nazm-ı Mani çok güzel yapıyor. Yani bu tespit edip şimdi abi bu şimdi şu seminde okumak lazım böyle olur. Şimdi biraz değişti daha, yani. Şimdi değişti. Değişir. Yani ben hani diyordum değişecek diye. Değişir. Kesin. Şu sistemde bir okuyalım Mehmet abi, bu sistemde yani. Değişir. Şu sistemde bir okuyalım, bak taşlar nasıl yerine oturacak yani. Bir de orada çok daha önemli bir şey daha var. İki sayfa, hatimeden iki sayfa, evet ki meseleyi evvelce dikkatli oku. Orada da evvel, ahir, zahir, batını evet, anlatıyor. Evet. İnsanın yaratılış süreci evet, nedir yani, sen kimsin? O sayfada değil mi? Evet, evet abi, evvel, ahir, zahir, batın. Dört tanesi. Evet. O orası önemli. Celal, tabii, cemal dengesi. Onu yakalayamazsan evet, olmaz mı? Yani olmaz. Dört tane isim var ya daha önce çok evet, derslerde geçiyordu abi, dengeyi kurmak. Orada mı geçiyor? Tabii orada geçiyor. Evet, orada geçiyor. Cemal, Celal dediğinde mi geçiyor? Evet, orada evet, geçiyor abi. Yani. Cemal, Celal dengesine evet, geçiyor. Yani dört tane isimle bakmasan. O zaman dört tane. Şimdi böyle okuyalım bir. Böyle okuduğumuz zaman yani çok taşlar yerine oturabilir. Evet, çok şeyleri duyuyoruz, konuşuyoruz ama şu sistemde ben oturacağını düşünüyorum yani. Abi oturaklı olarak. Bir de şu var ha Hasan abi. Adem Aleyhisselam hakikatini biliyordu ama suretini bilmiyordu. Evet. Mesela ikinci değildi, hakikati biliyordu ama sureti bilmiyordu. Ondan sonra surete indi. Ondan sonra bütünüyle maydana aldı. Yani 2, 3 ve 1'e dönüşü sanki o sıralamayı da... Kardeşim, bak, insan hakikatine mazar zaten bir kuvve. Evet. Eğer alemin şehadete girip hakikatin suretini ile hakikatin suretinin insandaki kanuniyetini görürse hakikatin mahiyetini anlar. Mahiyetini de anlar. Adem Aleyhisselam cennette olsaydı hakikata mazardı, Esma-i Hüsna hakikattır. Evet. Esma-i Hüsna'ya mazar. Ama o Esma'nın sureti olan dünya, evet, alem-i şehadeti gelmeden mahiyetini geçemedi. Geçemedi. Dibe inecek ki kendisinden yukarıya çıksın. Bu sıralamada onun bir evet, şeyi sanki. Evet. Ama Cebrail Aleyhisselam gelmiş abi. Şimdi Adem Aleyhisselam hani cennette her istediği oldu ya. Yeryüzüne gelmiş. Elma istemiş yani. Elma isteyince canı elma istemiş. Elma hemen yok. Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Ona bir tane çekirdek vermiş. Demiş ben elma istedim sen bana çekirdek verdin. Demiş bunu ekeceksin. Bakımını yapacaksın. Ondan sonra yani eğer böyle olmasaydı Adem Aleyhisselam insanoğlu o elmanın kıymetini bilmezdi abi. Yani o zıt şeyler araya girdi ki Cenab-ı Hak hani ona da kıyas etme noktasında dedi ki ne istiyorsan artık sebebe riayet et. Mesela senin Yusuf. Allah vermiyorum demiyor. Niçin yemek yemiyor? Çünkü
çikolata almanın ne demek olduğunu bilmiyor ki. Adam yemekle çikolata eşit. Niye yem tüketiyor çikolata? Ama kazansaydı parayı, yemekle çikolatanın farkını, fiyatının farkını anlayacaktı. Çikolatayı değil, yemek yiyecekti. Sübhanallah, sen benim içimi mi okudun? Ne gibi abi? Ben şimdi tam bir elmayı örnek verecektim, sen verdin. Ya şimdi birisi bir elma getirse, ya bunun kokusu böyle, lezzetli bu falan dese. Sana bakıyorsun, ne anlarsın ondan? Ha bak, onunla çekirdekten başlasan. Değil mi? Çekirdeği ektin, bir ağaç oldu, bir süreç oldu. Yaprak verdi, güneş görmesi lazım falan filan. Nereden geliyor bu? Sonra aldın, o elmanın kıymetini, lezzetini, evet. O zaman alırsın. Direkt sana bir elma gelse anlayamazsın ki. İşte yani, Sübhanallah. Onun için kopya çekti sen Mehmet abi. Şey, Allah Allah, nasıl? Çekil mi oldu? Bazen böyle keramet göstereyim abi. Burada duruyorum. Subhaneke la ilahe illallah. Abi, bu şunu hani Allah rahat ismi azamına anlatıyor ya. Evet. O zaman bunun hani bütün nazm mealisini ifade etmedin bize. Ha yani şöyle ben Allah ve Hadem mi varacağız diyeceğim de onun için soruyorum. Yani nazm mealisi. O zaman bütün şu sistemi ehad dediği için ehadiyet neydi? Vahdiyetin bir yerde gözükmesi, umumi tecelli. Yani şu anlatmış olduğu her şey, evveli, ahiri, zahiri, batını, diğer efsafı o birinci meyvede anlatılmış oluyor yani ehad dediği zaman. Bütünün ifadesi var mı? Yani yok, bütün ifadesi. Ben size göndereyim abi. Tamam. Mesela tabii inşallah. Yani Allah ve Adem mi bağladınız yoksa La İlahe İllallah hakikatını bulur diye mi bağladınız? Nasıl yaptınız? Şöyle en son münacat yapara getirdik yani. Mesela kim Allah'a münacat yapar? Nasıl dua farklıydı, münacat farklıydı? Hasan abi bu Risale'nin sonunda münacat var. Kimin münacatı var? İmam Ali'nin münacatı var. İmam Ali'nin? Evet abi. Münacat onun mu? Yok evet, ya. Yok. İkinci şua'nın tamam. Sonunda, üçüncü şua münacat risalesi. O münacat... İmam Ali'nin... Ha şöyle abi. İmam Ali'nin evet. Üstadın mı? Üstadın ya, münacat. Üstadın değil mi? İkinci şua'nın arasında Leysel Fî Devaranun diye İmam Ali'nin de Arapça şeyi var abi. Tevhid'i bir münacat ve mukaddimesi. Hazreti İmam Ali radıyallahu anh, keramallahu ve çoğu, kasideyi celcültesinde keramet gelen İslam'dan haber verdiği yerde. O şey, ikinci şua'nın münacatı. Evet. Bir de münacat var, üçüncü şua. Evet. O üstadındır. Ha, yok o üstadın zaten abi. Ha, o ne değil. Ha ikinci şu an. Ha. Evet. Ha şu yani münacat var ya abi. Allahümme inni ve neden şimdi, ben bir şey vermişti? Peki tabii. Şöyle de yani aslında. Yani bu münacat Hazreti Ali'nin münacatı. Murat abi. Vahide ahade takdim eder. Evet bu abi. Yazıyor zaten. Evet. Bak şurada yazıyor. İmam Ali'nin en mühim bir münacatını iki derece biraz gene takdim ediyor. Yani o neden, aşağıdaki yani. Neden abi takdim ediyor? Yani ben şimdi dua edeceğim. Kime dua edeyim ben yani? Ne diyeyim, ne edeyim? Hastalık oluyor. Şafiye ediyorum ben. Bir şey oluyor. Şimdi şöyle bir sistemi tanıdığın zaman yani tanımaktan gelen birine bir şeyler söyleyeceksin yani. Değil mi? Hiç tanımıyorum ben. Nasıl söyleyeceğim şu ifadeleri? İşte böyle bir dersten sonra üçüncü şua gibi bir münacat gelmiş yani. Peki onu İman duayı vesile kat'i iktiza ediyor yani. Onun arasına ismi azamını bulur, bu hakikati anlayan ismi azamını bulur ve münacat edebilir diye bağlasak sanki... Çok güzel ama olur. Kendi ismi azamını. Evet. Kendi. Çünkü evet. Allah... Yani çünkü buradaki ana bir şey yani ikinci şua deyince Allah'a ve had ismi azamı var ya. Bana ne verecek yani? Oraya evet. Bağlıyor ya şimdi... Veya da sen buradan ne gördün? Yani. Lazım, Üstad bunu. Evet. Yani netice olarak... Yani mesela bunun tamamını bir insan ihata edebilir zor yani. Fakat kendi mesleği, kendi meşrebi, kendi Usta, haleti... Üstad'da Allah hayat oldu. Sen de... İsmi azamlı bu. Yani hayu ehad olmuş. Evet. Tabii. Allah yine başka bir şey oldu. Bir ismin azamı olabilir. O yüzden abi bakın o en başa gelebilir miyiz abi? En başa gelebilir miyiz? Hayu ehad. En başa gelebilir miyiz? Aşağı inelim abi. Şurası önemli. Bu Risale'yi anlayarak okuyan. Bakın bu kayıt var. Çok önemli yani. Hani vesvese Risale'si Hasan abi diyor ya. Herkes ezbere biliyor. E niye benim vesvesem yok? Tatbikat yok yani. E ben şimdi ikinci şuayı okuyorum. E anlamıyorsun yani. Anlayarak kaydı var yani. Anlayarak okuyacağız. Şablonu yazdık. Anlamaya kuvvet verecek bir şablondu bu yani. Ne anlatılmış? Böyle makamlarda... Ne bilmek gibi. Demiyor biliyor musunuz? Evet anlamak diyor abi. O zaman anlamak akıl ve kalbin imtizacı değil mi? Evet. Yani sadece dimada veya sadece vicdanda bahsedin beraber. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim.
الحكيم. آخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.